Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve şu an kendimi uzun zamandır hiç görmem dediğim bir pozisyonda görüyorum. Karşımda bir adet Ubuntu var. Evet. Peki, bu Ubuntu nereden geldi? Bunu bir yanıtlayalım önce. Ben bir süredir masa üstümdeki işletim sistemini daha LTS bir dağıtıma geçirmek istiyordum. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız, her ne kadar laptopumu ben her gün kullansam da masa üstümü sadece oyun oynayacağım zaman ya da video kaydı yapacağım zaman kullanıyorum. Dolayısıyla da her karşılaştığımda 500 MB, 600 MB güncelleme yapmak istemiyorum. Bir yandan da hani her seferin hani her açtığımda ya da her güncelleme yaptığımda bilgisayarın birebir aynı çalışacağına emin olmak istiyorum. Dolayısıyla da Ubuntu 18.04'ü bekliyordum. Bekledim. Çıkmasının ardından 2 gün bekledim bir de. Ve 1-2 gün bekledim daha doğrusu. Ve sonra baktım ki bayağı stabil diyor millet. Göreceğiz. Tabii birkaç değişiklik yaptım ben gene. Tweak Tools'u kurdum. OBS'i kurdum. OBS zaten olmazsa olmaz. Darker'a geçirdim. Papyrus ikon temasını kurdum. Bir de birkaç tane extension kurdum. Dashdock zaten olmazsa olmaz bende. Ya da ah tabii bu. Client side decoration muhabbetini kapatmam lazım. Böyle server side seviyorum ben. Çünkü şurayla birleşmesini istiyorum. Neyse. Efektleri de biraz hızlandırmam lazım da gene nasıl o kadar akıcı değil. Evet. Şimdilik güzel duruyor. Ubuntu Software'da karşılaştığım çoğu şeyin Snap olması biraz canımı sıktı. Ancak neyse ki yani, bu arada Snap'leri sevemiyorum. Container değil, bana natif paket verin. Ha, gerçi bazı şeylerde container güzel olabiliyor. Özellikle kapalı kaynak uygulamalarda. Mesela Discord. Discord'u Snap olarak kullanıyorum rahatlıkla. Bunun yanı sıra Flatpak desteği ekledim. Flatpak'te de bazı güzel şeyler var. Atom mesela o şekilde kurdum. Atom benim için olmazsa olmazdır biliyorsunuz. Bunun yanı sıra Tilix. GTK bir sistem kullanıyorsam. Bu arada Kubuntu değil, Ubuntu kurdum direkt. Düz Ubuntu. Neden? Çünkü 2 sürümdür de GNOME kullanmıyorum. Biraz da bunu deneyeyim. Dolayısıyla da kendime bir challenge yaptım. 2 haftalık GNOME ve Ubuntu challenge'ı. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Ha, şimdiden düzenli olarak apt yerine düzenli olarak Pacman ya şöyle yazmaya başladım. Onu şimdiden söyleyeyim size. Bu geç süre. Bakalım. Bir de sıkıntı bunu arada kullanıyorum. Laptopta hala Arch var. Ki öyle de kalacak. Çünkü hani geliştirme ortamım benim hala Arch. Hatta bir saniye. Ah, 2 tray'ydi değil mi? Ha, kurulu değilmiş. Oha, kurulu değil. Neyse, Python kurulu bile değilmiş. Bu arada Ubuntu'nun bu sürümde yaptığı çok güzel bir şeye değineceğim. Minimal install. Şimdi gelelim. Benim burada kurduklarım. Şunu kurdum. Bunu kurdum. Bunu kurdum. Bunu kurdum ve bunu kurdum. Ha, bir de Discord atom var. Geri kalan her şey kurulu gelenler. Bir de şunu kurdum. Bir de şurada Tilix'im var. Evet. Bunları ben kurdum. Geri kalanları sadece sistemin kendisiyle kurulu gelen. Yani baya şu kurulu geldi. Evet, telefon çaldı bir anda. Bu kurulu geldi. Bu kurulu geldi. Bu kurulu bu. 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 Bu kurulu gelmiş miydi hatırlamıyorum. Bu. 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 Ve şuradaki şu hariç her şey. Bunun anlamı ne? Sadece basit GNOME araçları geldi. Ve bu benim için güzel bir şey. Çünkü ben minimal bir sistem istiyorum. Gereksiz bir şey olsun istemiyorum. O, bu noktada
Canonical'ı takdir ettim. Ama çok fazla snap paketi kurmuşsunuz. Bu noktadan da biraz kınıyorum. Evet. Sanırım şimdilik yorumum bu şekilde. İlerleyen günlerde daha yorumlar gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.